Animasyonu Blender 3.0 ile kendim hazırladım. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. 1610 yılında Galileo'nun, Jüpiter'in 4 büyük uydusunu Io, Europa, Ganymede, Callisto'yu keşfetmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu uydular Dünya'dan küçük bir teleskopla incelendiğinde küçük bir nokta ışık kaynağı olarak gözükürler. Galileo uyduları olarak anılan bu uydular hakkında bilgimiz, Jüpiter'e yakın geçiş yapan Pioneer 10 ve 11, Voyager 1 ve 2 daha sonraki yıllarda yörüngeye oturtturulan Galileo insansız uzay araçları gözlemlerinden elde edilmiştir. Jüpiter'in uydusu Io, uydumuz olan Ay'dan biraz büyüktür. Jüpiter'in 3. en büyük uydusudur. Jüpiter'in iç uydularını geçtikten sonra 5. sırada yer alır. Io, Güneş sisteminde bulunan uydular arasında en çok cehennemi yaşayan uydudur. Bu uydu ilk keşfedildiğinde jeolojik olarak ölü zannedilmişti. Ancak Voyager bir uzay aracının yapmış olduğu araştırmalar sonucunda Io'nun, Güneş sisteminin jeolojik olarak en aktif uydusu olduğu ortaya çıkarmıştır. Yani Güneş sisteminin en volkanik uydusudur. Güneşten bu kadar uzakta olup, Güneş sisteminin en aktif volkanik uydusu olmasına sebep olan etken, Jüpiter'in güçlü kütle çekim etkisidir. Gelin daha detaylı açıklayalım. Io, Europa, Ganymede kendi aralarında kütle çekim kuvveti uygularlar. Ganymede, Jüpiter etrafında bir turunu tamamlarken, Europa 2 tur, Io ise 4 tur atmaktadır. Böylece bu 3 uydu arasında 1-2 ve 4'lük bir oran vardır. Io bu çekim etkisinin üzerine bir de Jüpiter'in güçlü kütleçekim kuvveti yüzünden, Io lastik top gibi sürekli sıkışır ve gevşer. Jüpiter'in, Io uyguladığı güçlü kütleçekimi, Io'nun iç bölgesinin ısınmasına ve şiddetli volkanik etkinlik göstermesine sebep olmuştur. Io'nun yüzeyinde 400'den fazla volkan bulunmaktadır. Volkanlar bir bütün olarak yılda 10 üzeri 13 ton maddeyi yüzeye çıkarmaktadır. Io'nun volkanlarından çıkan maddenin büyük bir çoğunluğu, uydunun yüzeyine düşerken, bir kısmı Jüpiter'in güçlü manyetik alanının etkisiyle manyetosferin bir parçası haline gelir. Jüpiter'in güçlü kütle çekimi pek çok asteroidi kendisine çeker. Io, Jüpiter'e yakın olduğu için pek çok asteroid çarpışmasına maruz kalır. Anlaşılan o ki, Io'nun volkanları durmaksızın yüzeyi yenilemeye devam ediyor. Çarpma kraterleri böylelikle kısa sürede volkanik etkinliklerle siliniyor. Kükürt Io üzerinde izlenen baskın sarı rengini oluşturmaktadır. Volkanlardan fışkıran kükürtün aniden soğuması halinde turuncu, siyah ve kırmızı renklerini alır. Beyaz renkte görünen yüzey birikintileri ise kükürtlü oksit buzudur. Volkanlardan çıkan sıcak gaz aniden vakumlanmış soğuk ortamla karşılaşınca buz kristalleri halinde yoğunlaşmaktadır ve yüzeye geri yağmaktadır. Siyah renkli alanlar, volkanik çıkış noktalarıdır. Çevreleri koyu renkli lav akıntılarıyla sarılmıştır. Lav akıntıları 1450 derece sıcaklığa sahiptir. Io'da geyser benzeri volkanik etkinlikte yaşanır. Sulu buz kristalleri fışkırtır. Çoğunlukla kükürtlü oksitten oluşan son derece ince bir atmosferi bulunur. Bu ince atmosferin ilginç bir özelliği bulunur. Io, Jüpiter'in gölgesinde kaldığında, atmosferde bulunan kükürtlü oksit donuyor. Güneş ışınları tekrar uydunun üzerine düştüğünde kükürtlü oksit süblimleşerek doğrudan gaz haline geçiyor ve atmosfer tekrar oluşuyor. Bunun sebebi kükürtlü oksitin -145 derecede gaz halinde, -168 derecede katı halde bulunmasından kaynaklanıyor. Galileo uzay aracı verilerine göre Io'nun 900 kilometre çaplı demir ve demir sülfürden oluşan katı bir çekirdeğin üstünde 800 kilometre kalınlıklı sıvı bir mantosu bulunmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki belgeselimizde görüşmek üzere.